yolcusuyla e, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye inmiş ve yolcuları sağ salim Türkiye'ye getirmişti. Son olarak yeni tahliyelerde var. 14 bebek toplam 160 yolcu. Önce Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a nakledildi. Oradan da Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçuşuyla saat 06.15'te İstanbul'a getirildi. Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'dan İslamabad aktarmalı olarak gerçekleşen tahliye uçuşları devam ediyor. Malum oradaki havalimanı şu anda bir kriz merkezine dönüşmüş vaziyette. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 160 yolcu. Kabil Hamit Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 tipi askeri nakliye uçağıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'na önce götürüldü. İslamabad'da THY uçağına aktarılan Türk yolcular yaklaşık 6 saat süren TK 6885 sefer sayılı tahliye uçuşunun ardından 06.15'te İstanbul'a getirildi. Terminale alınan yolcular ikametgah bilgilerinin olduğu onay formunu doldurduktan sonra koronavirüs testinden geçirildiler ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından da Türk yolcular hangi ikamet adreslerine ulaşmak istiyorlarsa oraya yönlendirildiler. Yabancı uyruklu yolcularsa yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinaya alındılar. Durum bu. Bir yandan diplomatik temaslar ve ardı sıra gelen dünya liderlerinin Afganistan ve Taliban'a yönelik açıklamaları devam ederken bir yandan da elbette milyonlarca Afgan ya Taliban'dan ya da savaştan kaçma ya da sadece ekmek parasının peşine düşme gerekçesiyle yollara döküldü. Deyim yerinde ise akın akın Türkiye'ye geliyorlar. Van İran sınırında ciddi bir yığılma olacağından endişe ediliyor. Bunu sadece diplomatik kaynaklar değil aynı zamanda Türkiye'deki iktidar yetkilileri de ifade ediyor. Ve Türkiye hali hazırda zaten Türkiye'de yaşayan Afgan göçmenleri konuşuyor. Ne şartlarda yaşıyorlar? Nasıl çalışıyorlar ve neden gelmişler? İzleyelim. Biz Afganistan'dan Kabul'a geldik. Kabul'dan Nemruz'a geldik. Nemruz'dan Eran, Teran geldik. Teran'dan sonra buradayız. Ankara'ya gidiyoruz, istiyoruz. Savaş var idi. Burada geldik. Yani ülkemizi başbakanımız sağlıktan sonra bir epi gariban nereye gidecek? Mecburen canını kurtarmak için biz Türkiye'ye geldik. Bir ay önce Afganistan'dan yola çıktılar. Van'dan Türkiye'ye ulaştılar. Kırsal alanda, dere yatağında, derme çatma barakalarda saklanıyorlar. 24 Afgan göçmen yaşadıklarını anlattı. Dün akşam geldik. Dün akşamdan beri biz bir bisküt yedik. Bir bisküten beri hiçbir şey ağzımıza sokmadık. Göçmenler bir aydır banyo yapmadıklarını söylüyor. Kendilerini Ankara'ya götürecek organizatörden haber bekliyorlar. Van'ın İran sınırındaki duvarın bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. 295 kilometrelik duvar için üretim şantiyesi 3'e çıkarıldı. Çalışan sayısı arttırıldı. Beton santrallerinde 4 metre yükseklikte, 2,80 metre genişlikte ve 7 ton ağırlıktaki beton bloklar sınır hattına döşeniyor. 63 kilometrelik sınır hattının 6 kilometrelik bölümü bitmiş durumda. Sadece Türkiye mi Yunanistan'da olası bir düzensiz Afgan göçmen yığılmasına karşı kendi sınırlarına Türkiye hattına dev bir duvar ördü. Yunan hükümeti bugün bu duvarın görüntülerini paylaştı. Reuters'ın verdiği bilgilere göre az önce Türk sınırına örülen duvarın neredeyse iki katı yüksekliğinde bir dev duvar üzerinde elektrikli dikenlerle, tellerle Afgan göçmenleri bekliyor. Türkiye sınırında görüntülerini izlediğimiz ve en çok aslında karelerde yalanlar erkekler, Afgan erkekler. Neden kaçtıklarını, neden geldiklerini az önceki haberde zaten bizzat kendileri anlatıyor. Peki ya Afgan kadınlar? Dünyaca ünlü Taliban'ın, dünyaca ünlü kadın nefretinin hedefi olacak olan Afgan kadınlar. Kimileri hayatına kıyıyor, kimileri ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Kimileri de dünyadaki kız kardeşleriyle dayanışma çağrıları yapıyor. Ülkeyi terk edenler ve bu duyuruları yapanlar arasında dünyaca ünlü kadın Afgan yönetmenler, hatta Afganistan'ın tek kadın belediye başkanı ve onun ailesi de var. Türk kız kardeşleri, yani Türkiye'deki kadınlar da Afganistan'daki ölümü ya da katledilmeyi ya da şeriatı bekleyen Afgan kadınları ile ilgili dayanışmak üzere bugün sokaklardaydı. Kadınlar savaş istemiyor. Afgan kadınlar için sokağa çıktılar. Savaşa hayır diye haykırdılar. Bugün Afganistan'da... Hayatları için direnen kadınların yanında izlemek için, Afganistanlı kadınların yanında izlemek için toplandık. Taliban'ın Kabil'de yönetimi ele geçirmesiyle en fazla kadınların hayatı tehlikeye girdi. Daha ilk günden bir kadın burka giymediği için öldürüldü. Öğrenciler üniversiteye alınmadı. Kabil sokaklarındaki duvarlardan fotoğrafları silinmeye başlandı. İstanbul'da kadınlar Afgan kadınları için Kadıköy'de buluştu. Ellerinde dayanışma sınır tanımaz pankartları ve dövizleriyle. Kadın dayanışması sınırları aşıyor. Basın açıklaması önce Türkçe okundu ardından Farsça. Kadın hakları savunucusu Serac ve Dünyanın er sahibi erkekleri bizim için çok büyük emek verdiğimiz bir şeyi yerle bir ettiler. Hepiniz iğrençsiniz diyerek sesleniyor. Zenana Afganistan'ın Telhanistan! Tüm dünyaya seslendi kadınlar. Afgan kadınlara destek çağrısı yaptı. Dünya yerinden oynar, dünya yerinden oynar. Kadınlar özgür olsa, kadınlar özgür olsa. En sevdiğim sloganlardan biri bu kız kardeşlik kadın dayanışmasında dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa. Aynı fikirdeyim ve kadınların özgür olduğu coğrafyalarda ve yurtlarda gerçekten de pek çok şey yerinden oynamış zaten. Şimdi tabii dünyanın da gözü kulağı Afganistan'da. Çünkü hem ticari anlamda hem politik anlamda hem siyasi anlamda hem de güvenlik anlamında şu anda deyim yerindeyse bütün gezegenin kalbi Afganistan'a dönüşmüş vaziyette. Diplomasi eksen savaşları, kutupları değişen dünyanın yeni vesayet mücadelesi hepsi o coğrafyada gerçekleşiyor. Belki de o yüzden dünya liderleri arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Taliban yönetimini tanıyıp tanımayacaklarını ifade ediyorlar. <laughs> 20 yıl sonra kontrolü Afganistan'da yeniden ele alan Taliban birçok ülkenin de gündeminde. Peki dünya Taliban yönetimine karşı nasıl bir duruş sergileyecek? ABD ve Rusya'dan Taliban açıklaması geldi bizzat devlet başkanlarından. Taliban'a şunu çok net söyledik. Bizim askerlerimize herhangi bir saldırı, operasyonlarımıza bir müdahale olursa çok hızlı ve kuvvetli bir cevap görürler. ABD Başkanı Taliban'da yürütülen tahliye operasyonlarına değindi. Taliban'ın bir müdahalesinin söz konusu olması durumunda ABD hükümetinin karşılık vermekten çekinmeyeceğini söyledi. Biden'ın gündeminde 20 yıl süren savaşta vardı. Savaşın maliyeti arttırdığını vurguladı. Amerikan vatandaşlarını ve Afgan müttefiklerimizi kurtarmak için her şeyi yapacağız. Bu iş bittiği zaman Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız sona ermiş olacak. Kimse bizim kredibilitemizi sorgulamadı. Biz Afganistan'a El Kaide'den kurtulmak ve Bin Laden'i yakalamak için gittik. Bunları başardık. Bu savaşı bitirmenin vakti geldi çattı. Son 20 yılda bize bedeli 1 trilyon dolardan başlıyor. Terörizm tehdidi artık değişti. Şu anda işit daha büyük bir tehdit. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefinde ise ABD ve NATO vardı. Sürecin başarısız yürütüldüğünü vurgulayan Putin, Afganistan'a dayatılması istenilen yönetim biçiminden verim alınamayacağını söyledi. Afganistan'daki operasyonların başarılı olduğunu söylemek elbette mümkün değil. Afganistan'ı çok iyi tanıyor ve biliyoruz. Bu ülkenin düzeninin nasıl olduğuna ve bu ülkeye alışık olmadığı yönetim ve sosyal yaşam biçimlerini dayatma çabalarının ne kadar verimsiz olduğuna ikna olmuş durumdayız. Afganistan'da yaşananlara NATO'dan da yanıt gecikmedi. Taliban şiddete son vermeli ve tüm Afganların temel haklarına saygı göstermeli. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kabil Havalimanı'nın güvenliği için de Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür etti. Şey, yarasın, yara. Taliban bir örgüt, radikal bir örgüt. Dünyanın bazı ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanınmış ve bu şekilde tanımlanmış, ifade edilmiş bir örgüt. Bir kabine kurabilirler mi? Örneğin bir merkez bankası başkanları olacak mı? Bir dışişleri bakanları olacak mı? Bir çalışma ve sosyal güvenlik bakanları olacak mı? Bu ekranda gördüğünüz beylerden bir hükümet çıkabilir mi? Tabii dünya bütün bunları temkinli bir e, e, ümit içerisinde bekliyor ama kolay olmadığı da ortada. E, Orada Türk askeri var ve Türk hükümeti de çok dikkatli bir şekilde oradaki süreci yönetmeye çalışıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin de bir araya geldi. Daha doğrusu bir telefon görüşmesiyle Afganistan'daki durumu değerlendirdiler. Erdoğan ve Putin Afganistan'da kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişkiler hususunda eş güdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı. Cümle böyle yani e, dışişleri bakanlığından e, açıklanan cümle böyle. Ne demek bu? Afganistan'da kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda eş güdüm içinde olma noktasında mutabık olmak ne demek? Yani eğer Taliban bir hükümet kurabilirse gerçekten de ve Rusya e, bu hükümetle ilişki kurmayı düşünürse. Türkiye'de Rusya ile birlikte hareket edecek demek. Erdoğan, Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenlik görüşmelerinin başlamasının ümit verici olduğunu ifade etmiş Putin'e ve kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini belirtmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu süreçte Taliban'la diyalog kanalları da açık tutulmalı. Katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmeli demiş Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde. Afganistan <laughs>